Buyurun bakalım. 128 milyar dolar nerede dedik? Burada ihtimalleri sıraladık. Onlardan birini 7,5 ay sonra Merkez Bankası sessiz sedasız açıkladı. Borcu olan nakde sıkışmış kamu ve özel kurumların borçları, nakit ihtiyaçları karşılanmış. Kimin parasıyla? Milletin. Milletin varlıkları yeni ekonomi modeliyle paranın değeri, parasının değeri düşmüş Türkiye'de. Milli varlıkları, bu ülkenin varlıklarının da fiyatları düşmüş durumda. Orada Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşma, Katar'la 15 anlaşma, hiçbirinin içeriği açıklanmadı. Ya o kadar zor bir şey değil. Niye açıklanmıyor ki? Bir sıkıntı yoksa, bir sorun yoksa, bu Türkiye'yi ilgilendiren, Türk ekonomisini ilgilendiren bir şey, ticari sır olabilir mi? Ama şöyle düşünün, bu yatırımları yapıp karşılığında muhakkak para getiren bir şey isteyecek. Ne istiyor? Onlara sahip olduğunda, ki eskiden bizim böyle bunun gibi bir takım işte telekomünikasyon şirketlerimiz filan, bir tanesi 30-40 milyar dolar ediyordu. Şimdi muhtemelen bir çantanın içine üçünü dördünü onlardan koyacaklar. Koyabilirler. Öyle bir şey oluyorsa bilmiyorum. Fakat herhalde oranın karını burada bırakmak için yatırım yapıp ya da bunları satın almıyor. Alacak karını götürecek. Milli servetimizden kaybedeceğiz. Hiç olmazsa bilelim. Bir de neyi bilelim? Bir de şunu bilelim. Tarımdan, gıdadan bahsediyoruz. Gübrede olağanüstü fiyatlar var. Şimdi göreceksiniz onu da. Peki üre gübresi kimin tekelinde? Şu anda altın döküyoruz, altın. Bitkinin altını. Üre gübresi 16 ayda 1800 TL'den 14.250 TL'ye çıkmış durumda ton fiyatı. Bu sene artan maliyetler gerek mazotta gerek gübrede olsun nefes alamaz durumdayız şu anda. Gübrenin fiyatı ay ay katlanarak arttı. Tonu 14 bin liranın üzerine çıktı. Çin, Özbekistan gibi ülkelerde 400 doların altına satılan gübrenin tonu Türkiye'de 1000 doları geçti. Özellikle buğday üretiminde gübre yoksa verim de yok. Özbekistan'da üre gübresinin ton fiyatı 381 dolar. Çin'de üre gübresinin ton fiyatı 320 dolar. Gübre kullanımının azalması yarın bize verim azalışı, yurt dışından daha yüksek fiyatla hububat ve bakliyat dahil olmak üzere birçok ürünü almaya devam etmemiz yanlışına, bu kısır döngünün devamına yol açacak. Gübre kullanan maliyeti arttığı için ürün fiyatı artacak. Gübre kullanmayan da rekolte düşüklüğüne sebep olacağı için yine gıda fiyatları, ürün fiyatları artmış olacak. 24 milyon dönüm ekilmemeye başlandı. 24 milyon dekar gittikçe azalan ülkemizde ekmeğin fiyatını gittikçe artıracaktır. Un maliyetini artıracaktır. Köylü milletin efendisiydi ama gelinen noktada bırakın efendi olmayı, adeta kölelik şartlarına mahkum edildik. Her türlü üretici de tüketici de kayıpta. Ziraat mühendisi Faik Toy'a göre Türkiye'deki bu fahiş gübre fiyatının tek kazananı var. Gübre ithalatı yapan birkaç firma. Birçok firma 440 dolar ile 450 dolar arasında Özbekistan'la bağlantı yapıp Türkiye'ye bu gübreyi getiriyorlar dedi. Bir firma şu an 1050 dolara satıyor. Bir firma 14.250 TL'ye satıyor. Bir firma 13.500 TL'ye satıyor üre gübresini. Burada korkunç bir kar söz konusu. Yani bu tamamen özel sektörün insafına mı kaldı bizdeki üre gübrenin fiyatı? Tabii ki. Şimdi bizim gübre fabrikalarımız vardı. Bu gübre fabrikalarımız özelleştirildi, satıldı. Kamu gübre fabrikalarının yeniden gündeme gelmesi, gübredeki bu fahiş fiyatların mutlaka kamu tarafından denetlenmesi gerekir. Sadece gübrede değil çiftçinin sırtındaki yük, ekip biçmek için harcadığı mazota da zam üstüne zam geliyor. Motorine gelen 66 kuruşluk son zamla beraber tabela çift haneye dönerken çiftçinin bir depodaki mazot maliyeti yaklaşık 43 lira daha arttı. 65 litrelik bir traktör deposu çiftçiye artık 650 liradan daha pahalıya mal olacak. Bu zammın üstüne 24 saat içinde 31 kuruş daha zam geldi motorine. Ziraat mühendisleri odasına göre üst üste gelen zamlara karşı artık önlem şart. Yoksa önümüzdeki yıllar çok daha zor geçecek. Gıda fiyatları düşecek demekle olmuyor. Düşebilmesi için müdahale etmek lazım.